Evet. Evet, daha iyi oldu sanırım. Recording diyor, kayıt mı diyor şu anda? Evet, Tamam, güzel. kaydediliyor Sen, üniversite. sana mı kaydediyor yoksa? Ben de kayda ulaşabiliyor muyum? Sonradan söyleşiden sonra sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında yayınlanıyor. Hmm, güzel. Ulaşabilirsin, evet. Nasıl şimdi bu? Benim sesim açık olacak, seninki de açık olacak. Diğer dinleyenler, sen izin verdikçe mi açık Onların olacak? kapalı olacak ama soru sormak isteyen olursa onlar da dahil olabilecekler. Şey Şimdi mi mesela yazıyorlar? Soru yazıyorlar. Okan Hoca geldi şimdi. Okan Hoca bizim bölüm başkanımız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, siz hoş geldiniz. Bu webinar şeklinde olduğu zaman ama şu anda webinar değil galiba. Webinar mı şu anda? Yok hocam, sanırım diğer şekilde alınmış. Meeting şeklinde alınmış sanırım. İşte öğrencileri bekliyoruz yani, o kadar duyu yaptık ama henüz bir şey yok galiba maalesef. Evet. İftar, şey maç başladı ya, iftar mı? Onu bekliyorlar. Hocam zaten iftar 8'e doğru oldu da 7'de biz belki o yüzden 7 aldık. 8'deki dersleri de 9'a almışlar. Evet. Danışmanlığı dersleri vardı. Herhalde öğrencilerden talep gelmiş. 8'de sıkıntı, o 7'yi aldık belki. O yüzden 7 alındı. 9'a alınan dersler de var. Ha. Evet, daha var aslında yani iftar saatine de. Kaçta oluyor orada? 8, 8 10 8 gibi kala şu an. falan galiba. 8 10 8'de kala. 5 kala. 5 kala falan, evet. Hocam İngiltere'desiniz galiba, değil mi? Evet, İngiltere'deyim şu anda. Yaklaşık 3 saat 2 fark var. Fark galiba. 3 saatim var. ay. Saatleri ileri alındı burada. Geçen Ha. ay. Şimdi 2 saat var. Evet. Burada saat 5. 5'e 2 var. Şu Tamam. anda. Yani Aslında Avustralya'dan sonra biraz daha kolay olsa gerek diye düşünüyorum. evet, Avustralya'dayken Türkiye ile irtibat çok zordu. Avrupa ile özellikle daha zor. Böyle başka bir gün yaşıyordun. Oradakiler şu anda gece, yani akşam gece oluyor orada. Dünyadan kopuktun zaten. Başka bir galakside yaşıyormuş gibi oluyordu açıkçası yani. Ondan çok şikayet ediyorduk. Öyle mi? Evet, yani dünyanın başka bir yerinde başka bir iklim yaşanıyor zaten, Güney Yarımküre'de. İngilizce bile farklı. Yani insan şey yapıyor, böyle bir bindiğinde 24 saat sonra falan Türkiye'ye ulaşıyorsun, Avrupa'ya ulaşıyorsun. Yani o hissi çok derin bir şekilde yaşıyorsun, yani farklı olma hissini. Özellikle buraya geldikten sonra hani ailemi daha çok arayabiliyorum. O zaman böyle orada ben de gün bitiyordu, onda Türkiye'de falan gün ortasıydı. Aramak çok zor oluyordu. Yani yorgunsun, enerjin bitmiş, çok verimli olmuyordu böyle bir paylaşımlar. Yani şimdi Türkiye'ye gidemesem de aynı yarım kürede olmak, aynı iklimde yaşıyor olmak bile iyi hissettiriyor Avrupa'yla. Kamerayla sen değiştiriyorsun. Yok, hayır, ben değiştirmiyorum. Yeni Ha. bağlandıkları zaman öğrenciler ses ve görüntüleri açık bağlanıyorlar. Şu anda sanırım hostluk bende değil. Buket ya da Burhan, bana da hostluk verebilir misiniz acaba, ya da co-hostluk verebilir misiniz? Buradan kontrol edebilme şansım var mı? Çünkü ekran paylaşımı vesaire de yapacağım. Öğrencilerimiz de yavaş yavaş geliyorlar bu arada. Hocam, Adnan benim çok eski arkadaşım. Üniversiteden, daha doğrusu ben üniversitedeydim, o bitirmişti, onun yanına ben çırak olarak başlamıştım Evet. İstanbul Üniversitesi'nden. O zamanlar beraber çalışıyorduk, ben daha doğrusu onun yanında çalışıyordum. Evet. Sen bu kocaman kamerayı nasıl taşıyacaksın diyaloğuyla birlikte Evet. Başlayan ve ben yaparım ederim diyerek böyle birlikte böyle çok güzel şeyler yaptınız. Çok, benim için çok değerli bir insan. Çok teşekkür ederim. Hani bugün kırmadın, bizimle berabersin. Rica ederim. Yani umarım keyifli olur. Hepimiz için çok keyifli olur. Zaten senin şu anda yeni bir filmin bitti. Ben de bugün izleme fırsatı buldum. Hatta Okan Hocam, sizinle de paylaşacağım uzun versiyonunu, mutlaka yarın beraber izleriz. Yarın vaktimiz de olur birlikte izlemeye. Şu anda zaten ona bir daha detaylı olarak bahsedeceğiz ama
İngilizce olduğu için dili komple burada gösteremiyor olacağız. Çünkü uzun biraz. Altyazısı henüz bitmedi sanırım. Bitmedi heyecanı. Evet, ama sonrasında ben çok isterim ki öğrencilerimizle paylaşabilelim. En azından hani bana sonrasından gönderebilirsen ben öğrencilerle paylaşmayı da çok isterim. Zaten bugün konuşacağız üzerinde. Hostluk kimde acaba? Şeyde değil, Burhan'da değil, Buket'te de değil. Bir iletişime geçebilir miyiz Merve Hanım'la? Bir iletişime geçelim. Bize bir hostluk versin. Tamamdır, teşekkür ederim Buket. Geçen sefer de yetki Burhan'daymış sanırım. Biz tam Ulaş Hoca ile bağlanmada sıkıntı yaşamıştık. Burhan, Merve Hanım bekliyordu. Merve Hanım Burhan'ı bekliyordu. Bir sıkıntı bu. Şimdi sıkıntı yok gibi ama bunda da mesela öğrencilerin hani kontrolü biraz zor olacak. Yani ses açıp kapatmaları. Doğru, doğru. Evet. Evet, biraz sıkıntı olabilir ama umarım sıkıntısız bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum hocam. Bakalım. Zaten Adnan yabancı değil. Bir hatamız olursa da mazur görür herhalde bizi diye düşünüyorum. Çok güzel. O yüzden dilerseniz başlayalım yavaştan. Öncelikle ben tabii yani senden bahsedebileceğim çok şey var. Çok şey söyleyebilirim. Yaptığın çalışmalarla ilgili de ya da seninle ilgili de. Ama ben özellikle hani öğrenciler senden duysun istiyorum. Şu anda yurt dışındasın. Tabii bizim webinarımızın konusu da aslında yurt dışında, yani sınırların ötesinde, Türkiye'nin dışında yönetmen olmanın aslında getirdiği zorluklar mı diyeyim, avantajlar mı diyeyim, dezavantajlar mı diyeyim, artık onlar biraz da tabii ki senin tecrübelerinden dinleyeceğimiz konular. Ama ben özellikle nasıl başladın bu yola, nasıl çıktın, üniversiteden mezun oldun, tek başına. Evet. İstanbul'da üniversite bitirdin, tek başına hayatını idame ettiriyordun ve bir şekilde çalışmaya da başlamıştın, sektöre girmeye başlamıştın. Ama bildiğim kadarıyla daha önce yaptığın çalışmalarda görüntü yönetmenliği ağırlıklı olarak senin üstlendiğin bir işti. Ne oldu da sonra bu yöne evrildi ve nasıl başladı bu serüven? Biraz senden dinleyelim istersen. Tabii. Yani çocukken hatırlıyorum ben şey vardı, böyle siyah beyaz bir film izlemiştim. Tarzan izlemiştim, Tarzan'ı. O kadar etkilenmiştim ki orman, uçsuz bucaksız, oradaki hayatlar bir kurmaca şeklinde verildiğini anlamıyorsun ama onu yapmak istiyorsun. Böyle bir şeyin içerisinde bulunmak istiyorsun. Sonra film izledikçe, önceden VHS kasetler vardı. Babam o zaman şey almıştı, 1980'lerin sonunda VHS teyp almıştı, kaset oynatıcı. O zamanlar film kiralayıp izlerdik kasetten. Ben bunları yapmak istiyorum demiştim o zaman. Çünkü uzaktan gördüğüm kadarıyla yani bunları yapıyor olmak hem mutlu edecek hem beni eğlendirecek bir şey gibi geliyordu. Zaten o zaman dünyaya algılamaya başladım. İlk yıllardan itibaren ben böyle bir şey yapmak istiyordum. Yani televizyonun, sinemanın içerisinde bulunmak istiyordumu kendi kendime söyledim her seferinde. Sonra etrafımda tabii ben bunu dinlendirmeye, bunu nasıl yapabilirim, üniversiteye gidebilirim dinlendirmeye başladığımda bu çok fazla etrafımda bilinen bir iş olmadığı için yadırgandı da açıkçası. Hani çok da olmuştur, arkadaşlara da oluyordur. Çok insanlar sen de görmüşsündür. Hani daha garanti bir mesleğin olsun, daha bilindik bir işin olsun diye çok fazla ikna edilmeye çalıştım başka meslekler konusunda. Ama tabii ben yapmak istediğim şey yani bir film yapıyor olmaktı. Çünkü onu yapıyorken mutlu olacağımı hissediyordum o zaman da. Ben bunu yaparken mutlu olurum diyordum o zamanlar çocukken. Ya tabii lise hayatı ardından üniversite hep şeydi, hep bir planlıydı zaten. Bu nasıl yapılır adım adım gittiğim bir plandı açıkçası. İletişim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Sinema Televizyon bölümünü. Bir aslında girişti o, sektöre girişti. Oradan sonra her şey değişti. Ondan sonra da hani ama hiçbir zaman yapacağım şey değişmemişti devamında.
Okurken çalışmaya başladım. Daha ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta çalışmaya başladım profesyonel hayatta. Bir prodüksiyon şirketine girmiştim. Ben seninle çalıştığımız şirket zaten. Orada işler yaptım. Sektörü tanıdım. Bu işin mutfağını A'dan Z'ye öğrenme şansı elde ettim. Yani bir kamera nasıl açılır, nasıl çekim yapılır, nasıl o kaset sisteme girilir, nasıl montaj yapılır, nasıl müşteriye ulaştırılır. Yani bütün aşamalarını A'dan Z'ye öğrenme şansı ve pratik etme şansı elde etmiştim o zaman. Okurken yapıyordum zaten bunu. O bana çok önemli bir bilgi kattı orada çalışmak. Sonra zaten orada birkaç sene çalıştıktan sonra freelance olarak hayatıma devam etmeye başladım. Ondan sonra belgeseller çekmeye başladım. Şirket filmleri yapmaya başladım. Bu anlamda tabii ki hiç kimsenin okuldan mezun olunca sinema filmi çektirmiyor hiçbir zaman. Yani öyle hayallerle giriyorsun ama hiçbir zaman gerçek öyle olmuyor. Yani o sinemaya giden yolu adımlamaya başlamıştım açıkçası. Yani kendimi öyle hissediyordum. Bir zaman sinema filmi yapacağımı biliyordum. Ve öyle başladı benim şirket filmleri, dediğim gibi eğitim filmleri, belgesel filmler derken konu Avustralya'ya, İngiltere'ye kadar geldi. Hiçbir zaman hani o az önce bahsettiğim çocukluğumdaki o Tarzan filmini izlerken ben bundan yapmak istiyorum, ben sinema yapmak istiyorum düşüncesinden hiçbir gram acaba başka bir şey yapsam mı evrilmedi açıkçası. Hala da onun peşindeyim. Çünkü Avustralya'da o yüzden gittim. İngiltere'de o yüzden geldim. Çünkü yapmak istediğim bir şey vardı. Bir idealin peşinden koşmaya başlamıştım daha çocukken. Dediğim gibi üniversiteye, ardından çalışma hayatı Avustralya ve İngiltere. Şu an İngiltere'deyim. Bir Avustralya'da kısa filmimi bitirdim. Avustralya hükümet tarafından desteklenen bir filmimi bitirdim. Uzun metraj gibiydi neredeyse. Bütün prosesi baktığımda o kadar yoğun ve yorucu profesyonel aktörlerle çalıştım. Kısa film diyorum ama tamamıyla profesyonel mantıkla çekilen bir şey. Kamerasından, kurgusuna, oyuncu seçiminden ki ünlü oyuncular da oradaki oynayanlar da. Hani şu anda da bir uzun metraj üzerinde de çalışıyoruz zaten. O noktaya getiren şeyler hiçbir zaman hedefimden, isteğimden sapmamak oldu. Zorluğu da oldu bunun hani devamında da sohbetinde ifade ederim. Zorluğu da oldu ama hiçbir zaman bu film yapmak, idealimin peşinden koşmaktan vazgeçmedim. Çünkü bunu yaparsam kendime ihanet etmiş olacağımı hissediyordum ve mutsuz ediyordum bu düşünce beni. Yani onu bırakmanın, ondan vazgeçmenin suçluluk duygusu beni mutsuz edecekti. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Yani şu anda dediğim gibi İngiltere'ye geldim 2 ay önce. Burada Avustralya'dayken yazıştığım bir film şirketiyle bir bağımsız film üzerinde çalışıyoruz. Bana senaryo gönderdiler. Şu anda senaryo da okuyorum. Sizle konuşmaya başlamadan önce de o senaryoyu yarısına da gelmiştim. Yani burada da planlarım var. Önümüzdeki dönemlerde burada da kısa metraj, uzun metraj olarak film yapmaya devam edeceğim. Çok güzel özetledin bize. Neredeyse bana soracak soru bırakmadın diyeceğim ama hayır, yani merak ettiğimiz şeyler var tabii ki de. Ya evet, bu uzun bir serüven aslında. Uzun zamandır da bunun yani tek amacın olduğunu ifade ediyorsun ama ben aralarda mesela baktığım zaman senin yaptığın, Türkiye'de özellikle yaptığın projelerin belgesel filmlerin çok ağırlıklı olduğunu görüyorum. Ve görüntü yönetmenliğinin aslında çok planda olduğunu görüyorum. Hani bu bağlamda bu tür işler aslında farklı tür denemeler, yani filmden ziyade, yani kısa filmden ya da bir dramadan ziyade farklı türde işler deniyor olmak bir hazırlık olduğu için miydi? Yoksa yani onun da ayrı bir tecrübesi ya da yani ayrı bir süreci, ayrı bir yolu var mıydı? Çünkü gerçekten de sadece yani çok sınırlı sayıda da değil, çok uzun bir zaman aslında belgeselle ilgilendiğini görüyorum özellikle. Yani baktığın zaman işte
hem TRT'de yayınlanan belgeseller var. Evet. Benim çok sevdiğim Türk sinema endüstrisi belgeselin var. Benim genellikle bütün yani sinema tarihi anlattığım derslerde gösterdiğim bir belgeseldir. Öyle mi? Evet evet, hala gösteririm o belgeseli. Devamını yapabilirsin aslında, sen de biraz üretebilirsin. Evet evet, aslında yani gerçekten çok güzel bir başlangıçtı. Baktığım zaman puzzle var, evet. Kayıp Türkler var, yine TRT'de yayınlanan. Yani ve diğerleri aslında bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi ile ortak, İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyenlerle ortak çalışmaların da var. Yani evet, bu anlamda baktığımız zaman aslında çok kısa bir zaman değil belgesel serüveni. Evet. Belgeselin gerçekten senin amacına giden bu yolda önemli bir yeri mi var? Yoksa yani neden özellikle belgeselle devam ettirdin bu sürece? Aslında belgesel istediğim şey değildi. Yani şöyle oldu. Okuldan mezun olunca ben de isterdim direkt sinema filmi çekmeyi. Ama ne öyle bir tecrüben oluyor, ne bir bilgi birikimin oluyor, ne böyle bir kafa yapın oluyor. Yani bu hayalin oluyor sadece. O sana al şu kamerayı, al şu ekipmanı, al şu ekibi dese zaten belki sinema filmi çekemez. Belki çekemezdim. Yani çünkü donanım kazanmak senelerle olan bir şey. Büyüyorsun, hayatı gözlemlemeye başlıyorsun, zevklerin değişiyor, kişiliğin oturuyor zamanla. Okula başladığında ya da okul bittiğinde 20'lerin başları oluyor neredeyse, 22, 23 falan. O zamanlar sinema yapmak istiyorsun ama öyle bir donanımın yok. Hiç kimsenin de yoktu zaten. Ben ona inanıyorum zaten. Hani kimse 20'li yaşlar zaten bir sinema filmi vasıflı bir şekilde çekeceğini zannetmiyorum. Hakikaten bir sinema filmi ürünü ortaya çıkmaz benim düşünceme göre. Ben de zaten bunu yaşayarak gördüm. Dedim ya, ben de hayaller alemindeydim belki. Sinema, okul bitecek ve sinema yapacağım falan. Öyle olmadı. Dediğim gibi para kazanmak zorundasınız. Bunu yaparken hayatını devam ettirmek zorundasınız. Sinema hayalinizin peşinden koşarken. Ve bunu bunun en iyi yolu neydi? Kendi işinizi yapmak, kendi projelerinizi yapmak. Belgesel olanlar bana çok büyük bir özgür alan tanıdı. Çünkü belgeselde şey vardı, kendin istediğin bir konuyu belirleyip özgür eline kamerayı alıp istediğin yerde çekim yapabilirsin. İstediğin şekilde montajlayabilirsin. Kimse sana karışamaz. Projenin tek sahibi sen olursun belgeselde. Belgesel bu anlamda bana çok özgürlük verdi. Dünyanın çok yerini gördüm belgesel sayesinde. Çok yere gittim 20'li yaşların ortasında. Okul bittikten hemen sonra. Beni bu az önce söyledim ya, hani hiç kimse 20'li yaşların başında hani vasıflı bir sinema ürünü ortaya çıkaracağını düşünmüyorum da zaten ben. Ya bu aşamada belgeselle beraber gelen süreçler seni büyütüyor ve seni olgunlaştırıyor. Kameraya bakışın, kazandırıyor aslında. Vizyon kazandırıyor. Yani şöyle bile, belgesel çekim bitmiştir. Akşam restoranda bir yemek yiyorsundur ekiple. O bile belgeselin dışında senin kendini eğitmende ve büyümende, olgunlaşmanda bir basamaktır. Hayatın içinde olan bir aşamadır zaten. Seni sinemaya götüren ya da yapmak istediklerine yönlendiren bir aşamadır. Ben onu yaşadım. Onu yaşarken çok keyifli yaşadım açıkçası. Yani Nuri Bilge Ceylan şey okudu, bildiğim kadarıyla mühendislik okudu. Onu mühendislik okurken bu sinema duygusunu içinde canlı tuttu. Ben ama kendi mesleğimi yaparken bunu canlı tuttum. Hani her zaman da yapabilirsin sinemayı. Hani herhangi bir meslek kolundan da gelmiş olsan da yapabilirsin. O senin içindeki istektir. Ve bu benim şanslıyım ki bir de kendi isteğim. Belgesel yaparken, şirket reklamları çekerken de ben bunu içinde canlı tuttum. Yani kamerayla hemdendim aynı zamanda ama sinemada yapmak istiyordum. Ve bu belgesel dediğim gibi kendimi geliştirmemde çok önemli bir fırsat oluşturdu. Aynı zamanda bu belgeselin özgür ortamı kendi sinemanın ya da sinemanın basma kalıplarından seni de uzaklaştırıyordu aynı zamanda. Hani sinemayı daha özgür, daha minimalist yapabiliyorsun. Bakış açıların daha belgeselden geldiğin için daha özgür olabiliyor. Daha basma kalıp hayatın, sinemanın dışına çıkabiliyorsun. Belgeselde onu gördüm. Çünkü belgeselde açarsın kamerayı. Belgedir zaten o. Hazırlanmasın, ışıklar gelir, mikrofonlar gelir, seti kurar. Öyle bir şey yoktur belgeselde. Belgeselde bir an vardır ve o anı yakalayabilmen önemlidir. Ya bu o an yakaladığın bir kare senin belgeselinde çok önemli bir yer işgal edebilir. Kurgu masasındayken iyi ki ben bunu çekmişim dersin. Ve bu sinema
hayata bakışını da şekillendiriyor. Sinemada da bu özgürlüğü yaşayabiliyorsun. Sinemanda da dediğim gibi basma kalıpların dışında bir alternatif geliştirebiliyorsun belgeselden geldiğin için. Sana özgürlüğün tadına varmanı sağlıyor aslında belgesel. Özgür işlerin. Bu anlamda beni çok fazla beslemiştir de belgesel yapmak. Ama dediğim gibi az önce belgesel yapmak benim planladığım bir şey değildi. Bu beni ama bir şey yapmak zorundaydım. En yakında buydu. Sinemaya en yakın buydu. Güzel işler yaptım dediğim gibi. TRT'de belgeseller yaptım. Uluslararası festivallerde gösterilen, ödül alan festivallerim de oldu. Onu da yaşadım. Onun da tatminini yaşadım belgesel yapıyor olmanın. Mutlu hissettirdi benim belgesel yapıyor olmak. Ama artık birkaç senedir dediğim gibi çocukluk hayalime dönüp artık tamamen 30'lu yaşlarla beraber buna odaklanmam gerektiğini düşünüp tamamen sinema üzerine çalışmaya başladım. Çalışmaya devam ediyorum. Şu da bence çok senin hayalinin belki de ne kadar gerçek olduğunu da gösteriyor. Yani bir iş yapmışsın, onda başarılı olmuşsun gerçekten. Yani ben bunda başarılı oldum, bundan para da kazanıyorum belki. Bunda devam edeyim demeden, belki de sıfırdan yine riske girerek, bu da bir risk aslında, hayalinin peşinden gitmeye karar vermişsin. Ben söylediğin şeyde bir şeye takıldım. Yani donanım yok dedin ya, yani bugün baktığımız zaman nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Artık hani donanımlara, o gerekli donanımlara ulaşmak belki bir nebze o yıllara göre daha kolay, ya da daha alternatif araçlar var. Bu bağlamda yani tekniğin ve içeriğin, belki hikayenin dengesi nasıl olmalı? Hem buradaki, ben görüyorum şu anda mesela birkaç arkadaşımızla işte senaryo çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Onlar kısa film çekmek istiyorlar, çekenler var. İyi yapanlar var, daha iyi yapacağına inandıklarımız var. Dolayısıyla önemli olan belki de bu aşamada o ışığı görebilmek. Ama yani o donanım sence bu serüvene başlarken bugünün şartlarıyla bu yolun neresinde ve nasıl değerlendiriyorsun bu süreci baktığımız zaman bugün? Yani esasında donanım derken şeyden bahsediyorum. Ruhi olgunluktan bahsediyorum aslında. Hani ruhi olgunluğum o zamanlar var olduğunu zannediyorum. 20'li yaşların başında hatırlarsın yani. Sana da konuşuyorduk, ben bunu yapacağım, şunu yapacağım, şu hikayeyi çekeceğim falan. Onun var olduğunu zannediyorsun. Bu da güzel bir şey, çünkü insanın kendi hayatında bundan emin olması, 20'li yaşların başında her şeyden eminsindir ya, emin olması bile güzel bir şey. Şimdi geri dönüp baktığımda o 20'li yaşların başında o senaryo örneğine baktığımda okuyamıyorum bile. O kadar şey geliyor bana, hani basit geliyor şu andaki bakış açıma göre. Çünkü o zamanki ruhi olgunluğum şu an tepeden bakan ya da biraz daha objektif bakan bir bakış açısına göre yetersiz geliyormuş. Yetersiz yani şu anda. Ve o zamanla oluyor. Sadece bu zamanda bu meslekle alakalı da iş yapmayabilirsiniz. Dediğim gibi yolda yürürken bile o olgunluğu kazanabilirsiniz. Ya da kitap okurken de o olgunluğu kazanabilirsiniz. Seyahat ederken de o olgunluğu kazanabilirsiniz. O bir anda olacak bir şey değil. Bu zamanla üst üste koyarak bir noktaya geliyor. Örneğin benim o zamanki komedi anlayışım, o zaman senaryomda işlediğim komedi anlayışım şu anda bana çok basit geliyor mesela. Öyle bir şey yazmam şu anda. Ama o zaman o şey anlayışıma göre öyle bir şeyin komik olduğunu düşünüyormuşum. Ama büyümüşüm zamanla. Zamanla kendimi geliştirmişim. Zamanla değişmişim. İyi ya da kötü bir şekilde bir noktaya evrilmişim. Şu andaki bakış açıma göre onun öyle olmadığını düşünüyorum. Ya da eksik olduğunu düşünüyorum. Ama şey de değil bu, tamamen geçmişime bir sümen altta etmek istemiyorum geçmişime. O da bana çok şey kazandı. Baktığımda iyi ki böyle bakış açımda varmış. O beni bu noktaya getirdi diyorum. Çünkü bu bir tamamen zincirleme, bir reaksiyonun parçası oluyor. Sen o gün sinema yapmak istiyorsun. Bir şeyler kurmaya başlıyorsun zihninde. O olgunlaşarak seni bir noktaya getiriyor. Ve o aslında ilk başta düşündüğün, sana ilk şu anda komik gelen şey bir fitili ateşleyen bir nokta aslında. O seni bu noktaya getiriyor.
Ve bu senin hayatında önemli bir noktaya baktığında kuş bakışı puzzle'ın önemli bir parçası. Sen öyle iyi hissettiğin için bu noktadasın. Yani bu donanımı kazanmak işte zamanla oluyor. Dediğim gibi kendini geliştirmek de oluyor. Hiçbir zaman az önce sonraki soruya geleceğim. Hiçbir zaman sana sunulanla yetinmemen gerekiyor kesinlikle. Ben onu gördüm. Yani ben de yapabilirdim. Okuldan sonra çalışmaya başladım. Prodüksiyon şirketindeydim. Prodüksiyon şirketi ortağı olabilirdim. Kendi şirketimi kurabilirdim. Şu anda birçok arkadaşım gibi şirketimin filmlerini bir yerlerde event çekiyor olabilirdim. Bir yerlerde bilim düğün çekiyor olabilirdim. Bir yerlerde yapabilirdim. Yani bu yanlış anlaşılmasın bu arada. Bu şey bir nokta değil ama o bunları yapan arkadaşlarım da sinema hayali vardı açıkçası. Ama onlar orada kalmayı istediler. Ya daha kolay geldi onlara o şey. O konfor alanı. Çünkü arabasını almış. Rahat parası kazanıyor. Belli bir para geliyor eve. Ondan şikayetçi değil. Çünkü belki onun da sinema hayali var. Görüyorum o arkadaşlarım da ben bazen. Onlarla da konuşuyoruz. Belki ondan mutludur bilemiyorum ama hani ben de bunu da yapabilirdim. Bunu da yapabilirdim ama bu değildi yani yapmak istediğim. Ya yıllar önce kurabilirdim şirketimi. Çok daha belki başka noktada olabilirdim. Başka nokta dediğim hani büyük şirketlere reklam çekiyor, bir ajansın sahibi olabilirdim. Ama hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Tamamen kendimi geliştirmek üzerine bir yol kat etmeye, bir yola çıktım. Bunu başardığımı düşünüyorum, başaracağımı düşünüyorum bundan sonra. Çünkü planladığım gibi gidiyor her şey. Planladığımdan güzel olan şeyler de oluyor tabii ki. Kesinlikle yani bu arkadaşlara da onu söylerim. Hani bu hedefiniz, hayaliniz varsa hiçbir zaman kesinlikle vazgeçmeyin bundan. Çünkü hayat kısa bir şey, güzel bir şey hayalini gerçekleştiriyor olurken. Çünkü bunu yaşarken tabii şey de yapmadım. Hani çok mükemmel anlar da yaşamadım bu arada. Zorlandığım zamanlar da oldu. Sinema yapmaktan sadece bunu yapıyor olmaktan zorlandığım zamanlar da oldu ama hiç bundan vazgeçmedim. Zorluklar da olacaktır ama hayalin peşinde koşuyor zaten başlı başına bence mutluluk kaynağı olabilecek bir şey. Tabii hayalin peşinden koşmak derken tabii senin hayallerin seni önce Avustralya'ya götürdü. Şimdi yavaş yavaş aslında filmine de gelmek istiyorum ama birincisi neden Avustralya? Çünkü çok uzak. Yani orada ne gibi bir avantajın olacağını düşündün ya da hayal ettin ya da hayaline ulaşabileceğin ne düşündüğün için mi? Yani orada daha mı kolay olacağını düşündün? Ya da burada olmayan ne vardı da seni aslında yurt dışına gitmeye itti? Yani çok şey vardı aslında. Şöyle oldu esas en önemli şey noktası, itici noktası şu oldu. Artık Türkiye'de belgeseller yaptım. Belgeseller yapıyorum. Ve bir döngüye girmiştim. Yani Türkiye'de hayatım rahattı açıkçası. İstediğim zaman kendi işimi, kendi projelerimi, kendi çekim takvimimi ayarlayabilecek bir işim vardı. Ama 30 yaşlarım başlamıştı. Ben ne yapıyorum dedim kendi kendime. Ben bunu yapmak istemiyorum yani. Bir şey yaşadım böyle belli şeyler olur yaşlara girersin ve o senin için dönüm noktasıdır aslında. 30 yaşlara girdikten sonra ben 30 yaşlara girdim ve sinema adına hiçbir şey yapmadım demeye başlamıştım açıkçası. Bir de Türkiye'de yaptığım iş beni artık bir yerden sonra tatmin etmemeye başladı. Belgesel tamam TRT'de belgesel yaptım. Ödüllü belgesellerim de var. Hani daha nereye kadar ne yapabilirim daha fazla? Daha da belgesel mi yapayım? Daha mı çok belgesel? Daha çok mu tanıtım filmi? Daha çok mu reklam filmi? Ne yani bu mu? Ya bu değildi yani. Yapabilirdim ama o beni mutsuz etmeye başlamıştı. Dediğim gibi İstanbul zaten yoğun, stresli bir şehir. Birçok faktör bir arka arkasına geldi. Mesleki anlamda dediğim gibi artık tatmin olmuştum ben belgesel yapıyor olmaktan. Şirkette filmler yapıyor olmaktan, birçok ülkeyi geziyor olmaktan ama artık bu değildi yani yapmak istediğim şey. İstanbul'da o konuda tıkanmışlık sendromu yaşadım yani. Tıkanmıştım artık. Yapabileceğim bir şey yoktu. Çünkü şehrin ve ülkenin bir takım gerçekleri de var. Siz bir film yapmak için, aslında film bu arada lüks bir şey. Onu da değinebiliriz birazdan. Belli bir şeyiniz olması lazım. Lüksünüz olması lazım sinema yapmak için. Hani ben çalışıyorum ya da evde oturuyorum bir film yapayım falan. Öyle bir hayat standartları İstanbul'da mümkün değil. O yüzden daha rahat yaşayabileceğim ve aynı zamanda sinemama odaklanabileceğim bir yer lazımdı bana. Alternatiflerim vardı. Yani şeye gidebilirdim.
köye gidebilirdim. Yani her şeyi bırakıp, çünkü dediğim gibi meslek alanına tatmin olmuştum yani birçok şeyden. 40 küsur ülke falan gezdim. Yani şey yapabilirdim. Amerika vardı öyle birkaç sene önce alternatif. Bir de Avustralya vardı. Avustralya çıktı, dedik ki yani bu Avustralya yaşam standartları, İngilizce konuşulan bir ülke. Araştırınca Avustralya'nın çok benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bir ülke olduğunu gördüm ve o yüzden gittim Avustralya'ya. Yani İngilizce önemli bir nokta şeydi, unsurdu açıkçası. Ve Avustralya'da şeydi, bir Avustralya'da sineması çok fazla sinema kimliği olmayan ya da sinema background olmayan bir ülke. Mesela Avustralya sineması dediğimizde ilk aklınıza ne geliyor? Evet, doğru söylüyorsun. Yani hiçbir şey aklınıza bir şey gelmiyor. Çılgın Max'ın evet. Var. Mad Max var sadece. Onda çok şey... konuşulan bir ülke sineması değil, doğru. Değil. Zaten onların ünlüleri bile hep şeye gidiyor. Yani Cate Blanchett, Russell Crowe. Zaten ünlü olur olmaz Amerika'da gidiyorlar. Hani o anlamda belki bakirdir, orada film yapabilirim diye gittim. Ve şeydi aslında, şunu da biliyordum ben. Hayatımın bir döneminde yurt dışında yaşayacağımı biliyordum. Yani bunu... Bir şey vardır ya, bir his vardır. Emin olamazsın ama bilirsin. Yani dersin ben bunu yapacağım ama tarih veremezsin ya da zaman veremezsin. Onu yaparsın. Onu yapmak istiyordum ben bu arada. Avustralya öyle bir şans oldu açıkçası. Hani o tıkanmışlığın üzerine gelen bir fırsat oldu. Başvurdum ve şey yetenek vizesi aldım Avustralya'dan. Ve orada çalışmaya gittim. Çalışmaya gittim. Kendi mesleğimi yapmaya. Belgeselci, sinemacı olarak gittim bu arada. Kendi mesleğimi yapmaya gittim. Çünkü yaşam koşulları olarak da tabii daha şeydi. Daha yönetilebilir bir ülkeydi. Trafiği yok. Küçük bir şehrinde yaşıyordum zaten. Trafiği yok. İnsan stresi, sosyal hayatın stresi biraz daha azdı. Çünkü sadece ürünüme odaklanabilecektim orada. Ürünüme odaklanmak için alternatifler dediğim gibi köye gitmem gerekiyordu. Hiçbir şey bırakıp patates yetiştirmem falan gerekiyordu. Ya da sadece senaryoma odaklanmam gerekiyordu. Birini seçecektim. Avustralya'ydı o yani açıkçası. Gittim Avustralya'ya. Ve aklımda bir 3 senedir, 5 senedir olan bir öykü vardı. Hiçbir zaman şey yapmıyordum. Hani ben bunu yazacağım, kısa filmini çekeceğim. Sürekli söylüyordum ama hiçbir zaman aksiyona geçmiyordum açıkçası. Yani bu aslında bizim işi yapmak isteyenlerin ya da bir sanat ürünü üretmek isteyenlerin en büyük tuzağıdır bu. Yani ben bunu çekerim, ben bunu yazarım ama kaldır de yaz o zaman. Yani öyle bir şey yoktu şeyde kesinlikle. Yani Türkiye'de bu, belki bunun şeyini yaşıyordum. Kendi kendimi kandırıyordum. Ben çok çalışıyorum İstanbul'da, zamanım yok, o yüzden çekemiyorum ama bir gün çekeceğim, ama bir gün çekeceğim, ama o bir gün hiçbir zaman gelmiyordu İstanbul'dayken. İtici güç lazımdı yani bunun için. İtici güç de bir mekan değişikliği. Hani sen bir sporcu kaslarını geliştirirken o kaslar ilk önce yırtılır ve ondan sonra onun üzerine kas oluşur ve o şey kasların gelişir. Hani bebekte de budur, ergenlikte de budur. Sen bir şeyi kabuğunu kırman lazım ki daha iyi olabil. Yani kabuğunu kırmadan hiçbir zaman olamaz. Çünkü şikayet ettiğim durumların içerisinden kesinlikle çıkmadan bir şey yapamayacağımı görmüştüm çünkü. Dedim ya, 30'larda şikayet etmeye başlamıştım durumumdan. Ben sinema yapmak istiyorum ama neyim, neredeyim falan. Ama bir şey de yapmıyorum. Baktığında yani kendi kendimi kandırıyormuşum gibi hissettim. Kimseye suç atmak durumunda değilim ya da şehire suç atmak durumunda değilim. Ya dedim ki ben, itici bir güç lazım bana burada. Yani bu bir mekan değişikliğiydi. Avustralya onun çok şeyi oldu. Yerinde bir değişiklik oldu. Çok verimli geçti benim için. Mesela Avustralya yerleştim. Tamamen zaman benimdi. Kendi zamanım, kendi şeyim, işlerimi yapıyordum, paramı da kazanıyorum. Kendi hikayeme de zaman bulabiliyordum bu arada. Çünkü onun için gelmiştim. Çünkü aklında tek soru oluyor. Ben niçin buradayım? Bir şeyi başarmak için buradayım diyorsunuz. Çünkü konfor alanınızı terk etmedikten sonra ne için neyi yaptığınızı fark etmeyebiliyorsunuz. Çünkü o alışkanlıklar sizi bir yerden sonra şeye bağlıyor. Aynı rutine bağlıyor hayatınızı. Sorgulama gereği duymuyorsunuz. O alanınızı değiştirin, sorgulama arkasından geliyor zaten. Ve bunu yaşadım ben Avustralya'da. Ve o az önce bahsettiğim gibi benim yıllardır aklımda olan hikayeyi senaryolaştırdım mesela. Uzun metraj. Yıllardır çekeceğim dediğim şeyi yazmıştım mesela. Çok büyük bir artısı oldu yani orada. Daha bunu ben 3-5 ay sonra başarmıştım açıkçası. Peki o zaman şimdi Britannicus'a gelmek istiyorum. Evet. Öncelikle
İsmi nereden geliyor, ne ifade ediyor? Ve biraz bize hikayesini anlatabilir misin? Tabii Avustralya'ya gittin, Avustralya'da çektin bu filmi. Evet. Ve İngilizce yazdın senaryosunda. Evet. Ve tamamen yabancı bir ekiple çalıştın. Aslında hani bu anlamda Evet. gerçekten oldukça zor olsa gerek yani. Evet. Çünkü belki profesyonel anlamda işte hayallerini gerçekleştirme yolunda en büyük adımın ve bunu yani görüyorum ki aslında yani köye bir gidebilirdim, onun yerine Avustralya'ya gidebilirdim. Evet. Hani iki seçenek arasında baktığın zaman hani en zoruna her zaman tercih etmişsin. Burada da baktığın zaman yine yani yabancı bir ekiple çalışmak, yani hem kamera arkasında hem kamera önünde, yani oyunculara nasıl işte bir mizansen kurguladığını, nasıl bir işte o diyaloğu nasıl söylemek gerektiğini belki anlatmaya çalışmak, yönetmenlik yapmak, aynı zamanda yazmak onu, yani senaryo yazmak zaten başlı başına aslında zor bir şey. Yani Evet. sonuçta sen de söylüyorsun, senelerdir aklımda olan bir fikir vardı ama bir türlü yazamıyordum diye. Şimdi ben burada baktığım zaman ben de tabii senaryonun İngilizcesi de var. Onu da şöyle bir açıp arkadaşlara da göstermek istiyorum özellikle. Yani bu nasıl başladı? Ve oldukça zor olsa gerek bildiğim kadarıyla. Şöyle göstereyim ben de arkadaşlara aynı zamanda. Britannicus'un birazdan tabii böyle ufak tefek sahnelerini de göstermek istiyorum. Özellikle benim çok sevdiğim sahneler var içerisinde. Onlarla ilgili de konuşacağız ama nasıl Şöyle yazdın? oldu süreç aslında. Ben işte. Avustralya'yı keşfederken bir bed and breakfast dediğimiz böyle Avustralya'nın kırsalında bir yer keşfettik. Ya ben görür görmez dedim, bu internetten buraya gitmemiz lazım. Oraya gittim ve dedim ben oradaki atmosferden çok etkilenmiştim bir evden. 1800'lerde yapılmış bir Avustralya mimarisinin evdi. Oradaki onu işleten kadın, onun hayatı beni etkilemişti. Tamamen farklı bir senaryo yazdım bu arada. Britannicus değildi. O orayı görünce aklıma gelen senaryo bu arada. Britannicus'u çekmek için fona başvurduk, fon aldık devletten ve her şey hazırlandı. Oyuncu kıyafetlerini falan yapıyorduk. Dedik ki o zaman bir belgesel yapalım. Filmi hemen akabinde çekebiliriz. Bütün oyuncular ayarlanmıştı bu arada. Çok farklı bir teknik çekecektim. Bütün odalarda kamera gezerek kadının bütün hayatına tanıklık edecekti. Her odada kızıyla olan ilişkisini gösterip kızı bir kademe daha büyüyecekti. Filmin orijinalinde öyle bir senaryo vardı. Oyuncu kıyafetlerine kadar her şeyi konuştuk, ayarladık. Sonra ben dedim ki, onlar söyledi, benden belgesel rica ettiler. Orada bir belgesel çektik biz Avustralya'da bu arada filmden önce. Belgeseli çektim. Dedim biz bu filme başlayacağız. Türkiye tatilimi aradan çıkarayım. Dönelim hemen filme başlayalım dedim. Türkiye'ye gelmiştim ben Mart başında geçen sene. Pandemi başladı. Avustralya'ya dönemedim 8 ay biliyorsun. Yani bir fona projeyi teslim etmemiz lazım ama dünyada da ekstra bir durum var. Bir türlü ne zaman döneceğim belli değil. 4 defa uçağım ertelendi. Böyle bir ne oldu belli olmayan bir durum oluşmaya başlamıştı. Ama tabii bunu anlayışla karşıladılar. Sonuçta kendim isteğimle yapacağım bir şey değil bu. Ve ben bu senaryoyu çekeceğiz ama dönünce artık. Fonla falan konuştuk, süresini biraz uzattık. Her neyse ben Türkiye'de geçen sene pandemi döneminde eve kapanma döneminde bir senaryo. Bir otururken aklıma bir hikaye geldi ve yazdım bunu. Birkaç arkadaşımla paylaşınca ben bu fikri geliştirdim. Ve ben Britannicus'un senaryosunu esasında Türkiye için yazdım. Türkiye'de geçecek bir şeydi bu aslında. Türkçe düşünmüş bir şeydi. Ve ben bunu Türkiye'de çekmek için pandeminin geçen sene biraz rahatlamaya başladığı yaz başlarında çekmek için bilfiil lokasyonları araştırmaya başladım. Birkaç yerle konuştum. Oyuncuları şey yaparken her seferinde bu arada oluyordu. Uçağın yaklaşıyordu. Pürüz çıkıyordu. Uçak erteleniyordu. Bir pürüz çıkıyordu. Erteleniyordu. Ben mekanları falan dediğim gibi ayarlamıştım. Büyük oranda organize oldum. Dediler ki uçağınız hazır dönüyorsunuz falan. Türkiye'de çekemedim bu arada ben bunu. Neyse ben Avustralya'dan döndükten sonra bu hikaye yine çekilmeyecekti. Ben ilk başta bahsettiğim senaryoyu çekecektim ama
Aradan neredeyse 8 ay geçti. Benim çekim yapacağım kızlardan birisi büyüdü falan. Yani 8 ayda sürekli hızlı büyüyor ya. Vazgeçen oldu yani oyunculardan birisi. Biz amatördü çünkü. Yani orada kaldık biz. Ya parayı geri vereceğiz sona ya da bir şey çekeceğiz. Ben dedim ki Türkiye'de yazdığım bir senaryo var. Ben bunu burada çekmek istiyorum. Çok şüpheyle yaklaştılar açıkçası. Çünkü oradaki şey sanırım şey beklediler. Daha turistik bir, bir film falan beklediler. Hı hı. Dedim ben bunu çekeceğim. Başka çaremiz yok zaten. Fon kapanıyor. Bizden filmi falan istiyorlar bir an önce. Ben Türkçe yazdım senaryoyu. İngilizceye çevirmeye başladım. Yani ama tabii ki şey de olmuyor. Bu senaryoda şöyle bir durum var. Kültürel kodları çeviremiyorsunuz. Mesela senaryoyu şunu anlatmaya çalıştım ben. Senaryoda garson var. Bir de üst seviye bir adam var. Ben üst seviye adam denen şirket yöneticisi, CEO. Bunu tarif etmeye çalışıyorum. Yazmaya çalışıyorum. Bunun Avustralya'da bir karşılığı yok. Mesela orada sosyal hayatlar birbirine yakın olduğu için ben sosyal statüden bahsediyorum. Anlamıyorlar beni mesela. Diyorum İngilizcemden dolayı anlamıyorlar ya da onlarda böyle bir durum yok. Çünkü mesela bizde vardır ya zengin adam iyi bir kol saati takar, iyi mekanlara. Fakirler zaten aynı bir yerde bulunmaz bile. Arabası odur, şudur falan. Ben bunları söylüyorum. Bunu baktım. Hiç kimse bunun karşılığı yok. Yani kültürel kodlarda bizim gibi toplumlara mal olmuş bir şey maalesef bu. Hani bir statüyü parayla edinebilen toplumlarda var bu. Maalesef geri kalmış toplumların bir şeyi dezavantajı. Bu öyle toplumlarda yok. Daha sosyal adalet sağlamış, sosyal eşitliği sağlamış toplumlarda yok. Bunu gördüm. İlginç bir tecrübeydi benim için. Ben de vazgeçtim bunu anlatmaktan. Daha düz. Mesela arabası daha lüks bir araba olacaktı. Kol saati, telefonu daha lüks olacaktı. Baktım değil mi? Karşılığı olmayınca ben bunu vazgeçtim ve biraz değiştirdim. Avustralya'ya uyarladım. Çünkü bu daha çok şey bir bizim kültüre girecek bir şeydi aslında. Çünkü şeydi orada garsonu veyahut da çalışanı suçsuz yere yargılayıp toplum nezdinde sen onu aslında cezalandırabiliyordun. Yani bunu şey her yerde yapamazsın. Yani bunu şeyde Türkiye'de yapabilirsin. Türkiye'de yapabilirsin. Yani hani şeyde Arap ülkelerinde falan yapabilirsin bunu. Hani öyle söyleyeyim size. Ya bu biraz hikayeden de bahsedebilir misin bu arada? Hani daha en azından arkadaşların da kafasında olsun. Tabii tabii. Yani hikayede şey bizim ana karakterimiz bir cüzdanı kayboluyor şeyde kafede. Etraf kalabalık. O anda orayı temizlemekte olan garsona dönüyor. Cüzdanımı gördün mü diyor. Ama tabii kimse onun cüzdanın onun çaldığına emin değil. O da emin değil. Görmedim diyor. Çöp kutusunda yanlışlıkla almış olabilirsin. Bakabilir misin falan diyor. Yok diyor almadım falan derken bir benlik meselesine dönüştürüyor. Ana karakterimiz Ian karakteri bunu. Ve şey yapıyor. Burada onun peşinden gitmek istiyor. Ama istediğini alamıyor. Cüzdanı da o almamış. Onu da göremiyor. Falan. Bir yerden sonra görüyoruz ki bir yer şey oluyor. O baskısı ya da o kafede olay çıkartıyor bu arada ana karakterimiz. Hani cüzdanını bulun, çöp kutusunu getirin, oraya bakacağız, karıştıracağım orayı. Emin olmak istiyorum sizde olup olmadığından falan diye. Ve bu kafe sahibi tarafından da aslında bir şey karşılanıyor. Türkiye'de olsa genelde böyle durumlarda ya da Türkiye'de demeyeyim direkt. Bazı ülkede şöyle karşılanabilir bu. Direkt çalışan suçlanır. Maalesef ve bu şey değil midir Yılmaz Güney'in Umut filminde de at arabasına çarpar da atı ölür ama o statü sahibi arabası statü olan sahibi. Adam yani o suçsuzdur diğeri suçlu çıkar gibi. Yani sosyal sınıflar bizde biraz daha belirgin ve gerçekten o anlamda tırnak içinde alt sınıftan olarak kabul edilen insanlar maalesef ki her zaman potansiyel suçlu olabiliyor. Evet. İşte bu durumları çok Türkiye'deyken aslında verebilirdim ama Avustralya'da bu aslında bir dezavantaja da dönüştü. Çünkü ben bunu veremezdim yani orada çok bu kadar güçlü veremezdim. Biraz senaryoyu değiştirdim açıkçası. Yani Avustralya'nın kültürel kodlarına uyarlamaya çalıştım. Yani kafe sahibi de ona şey yapsın. İnansın. Şey desin hani benim cüzdanımı bulun ya siz kim oluyorsunuz da cüzdanı arıyorsunuz filan siz kim oluyorsunuz da güvenlik kameralarına bakmaya çalışıyorsunuz varsa bir deliniz gidin polise başvurun
diyen bir karakter oluştu bir anda. Yani Türkiye'deki karakterden ya da o kodlarda yazdığım karakterden başka bir karaktere evrildi ve şeye dönüştü olay. Daha objektif bakan ama günün sonunda çocuk söylediğine göre garson, cüzdan almakla suçlanan garson işinden kovuluyor. İşinden ve olaylar gelişiyor ondan sonra. Yani özür dilemesi için baskı yapmaya başlıyor. Onu taciz etmeye başlıyor. Film bunun üzerinden geçiyor. Bütün film böyle bir şey ve bu tacizler devam ediyor ama hiçbir zaman kesin fiziksel bir şiddete, küfürleşmeye hiçbir zaman evrilmiyor. Yani Türkiye'de olsa olabilirdi dediğim gibi ya da bazı ülkelerde şeyde de olur bu. Amerika'da da küfürleşebilirsin ama bazı ülkelerde sen onu senaryo yazıyorsan o ülkeyi tanıman lazım. O ülkenin kültürel kodlarını biliyor olman lazım. Ben de bir İki sene sonra çektim zaten Avustralya'ya yerleştikten sonra. Hani biraz Avustralyalılara hayatlarını gördükten sonra da değiştirebildim. Benim oyuncu arkadaşlarım da yardımcı oldu buna zaten. Hani biz bunu böyle yapmayız, biz bunu böyle demeyiz deyip bir beraber konuşup zaten senaryoyu da bir noktaya getirmiştik. Yani direkt benim kağıtta bir yazdığımı da çekmedik özellikle şeylerde, diyaloglarda. Çünkü biz bunu böyle tepki vermeyiz deyip, ki ben de zaten onu açıktım. O ülkenin kültürel kodlarını bilmelisin ki ışınlanmış gibi film çekmeyesin. Dünyanın başka bir yerinden getirip koy oraya film çekemezsin. Çünkü oradaki insanları da inandırman lazım. Oynayanları da beraber bir şey yaptık hikayede aslında. Sentezlilik Avustralya'daki sosyal hayata. Yani dediğim gibi mesela orada şey bulamıyorsun. Böyle ultra lüks bir mekan yok yani orada. Her mekana herkes ulaşabilir. Yani Türkiye'de ben böyle bir şey düşünüyordum. Ama onu öyle çevirdim mesela. Herkesin ulaşabileceği bir kafe oluşturdum. Zaten ultra lüks kafe bulamadım bu arada. Yani her yer iyi olduğu için. O öyle gelişti. Dediğim gibi bu şey de bitti. Yani filmin sana montajı yine bitti. Şu anda trailerına müzik yapılıyor bugün. Bugün trailerını da yayınlamayı umuyorum. Festivallerde gösterecek. Ben birçok ödül alacağımı da tahmin ediyorum, biliyorum yani. O zaman filmden bahsetmişken istersen şu açılış, hı-hı, sahnesini en azından şöyle bir izlemiş olalım. Tamam. Ya benim de çok gerçekten böyle bir anda gerçekten dikkatimi çeken bir sahne oldu. Yani hem sinematografik anlamda gerçekten çok başarılı hem de yani şu beni gerçekten çok etkiledi ve hem aynı zamanda yani sana da söylemiştim zaten gerçekten gurur duydum. Yani orada öyle yabancı bir ekiple çalışmak, hani derdini gündelik dille anlatmak değil yani bu iş yapmak. Evet, yani film başka bir şey o. Aslında yani iş yapmak da değil hani sadece. Evet, sanat ortaya koyuyor. Evet, sanat yapmaya çalışmak gerçekten hani bu zor bir iş ve ben hani gerçekten çok başarılı buldum açık söylemek gerekirse. Şöyle dilersen ilk sahnesini en azından şöyle bir gösterelim. Belki sonrasında öğrencilerin de sormak istediği ya da hocalarımızın da sormak istediği şeyler olur. Şöyle bir bakalım. Tabii ki. Çok pardon. Bunu paylaşırken share sound diyeceğim. Ses geliyor değil mi? Ben duyuyorum. Excuse me. Yes, how can I help? Yeah, you haven't seen my wallet, have you? No, I haven't. Sorry. Are you certain? It was right there on the edge of the table. Are you sure it was there?
Yeah, I'm sure. I paid for it at the counter and then I put it right beside my coffee cup, so I'm definitely sure it was there. Well, I haven't seen it. Is there any chance you may have put it in the rubbish? No, look, the only thing I'd take from your table is your coffee, and your coffee's still full, so no. You're definitely certain about this, because I definitely paid for it at the counter and then I put it beside my coffee on the table, so that's where the wallet was. No, look, sir, as I said, only thing I take is your coffee cup, and it's still full. Could it have dropped on the floor? Have you looked? Yes, I have looked, and it's not on the floor, so I'm very certain it hasn't hit the floor. I'm sorry, I can't help it. Excuse me. Yes. Are you the manager? Yes, I am. Yes. I was sitting right over here drinking my coffee. My wallet was on the edge of the table and now it's gone. And you looked everywhere? Yeah, I've looked under the table, on top of the table. There's no wallet. I'm sorry. How can we help you? Okay, do you know the assistant that was collecting cups before? Can you ask him if he's seen the wallet? Please. I can't get home without my wallet. Yeah, look, I understand, mate. Look, yeah. She'll grab him out. Yeah. And we'll ask him, okay? And this thing was gone. I don't know. What's happened? Okay, was this him? Yeah, this is the man. As I told him before, I was out collecting the cups and the trash and the other tables. I didn't take anything from his. Yeah, how's that possible? You're the only one standing. Everyone else is seated. So you're calling me a thief? Well, no one's calling you a thief. So okay, but how's that actually possible that, you know, you're the only one standing and walking around collecting cups? Can I check the tray that you were actually collecting cups with, please? The tray? Yeah. It's 2 seconds. It's not going to take you a lot of time. Just check the tray. Yeah, that's not going to happen, mate. I'm sorry. Well, what if the wallet's in the tray? It's not in the tray. He said it wasn't in the tray. He said he didn't pick it up. Yeah, well, if it's in the tray, then there's problem solved. 2 seconds. It's just there. I can see the tray from here. I'm not asking much here. Okay. He picked it up by mistake. My assistant will grab the tray and we can have a look. I'm not blaming anyone either. Okay. I understand that. Okay. This tray? Yeah, this tray. Yeah, well, obviously it's not in this tray. Where is the bin that this goes into? It's out back. Okay, I want to check that bin. You're not checking that bin. Why can't I check that bin? Because it's rubbish. What if the wallet's in that bin? It's not in the bin. He said he didn't pick it up. Look, I'm going to have to ask you to leave. You're going to ask me to leave? Respectfully, I'm going to have to ask you to leave right now. You want me to leave without my wallet? Yes. I haven't got a wallet. I can't get home. I'm sorry, but I can't help you with that. Please leave. This is crazy. I should call the cops on you guys. Özellikle benim çok beğendiğim bir kadrajdı bu. Gerçekten güzel bir sahne. Devamını izlemek isterdim ama yani İngilizce altyazılı, Türkçe altyazılı olsaydı eminim ki böyle çok öğrencilerin de anlayacağı şekilde devam ederdik. Ama ben bunu yani sözünü almak istiyorum senden, mutlaka Türkçe altyazılı versiyonunu almak istiyorum ki devamını izleyebilelim hep birlikte. Önce şeyi soracağım, hikayeyi tabii orada birlikte çalıştığın yabancı yani Avustralyalı insanlarla birlikte yani kolektif bir şekilde belki de işte ortaya çıkardın. Fakat mesela çekimlere başlamadan önce hangi sahneyle başladığını merak ediyorum. Çünkü bu aslında olayların en ilk başladığı sahne. Hani biz biliyoruz ki aslında mesela işte... Ben dizi setlerinde çalışırken de karman çorman çekerdik yani işte baştaki sahneyi en son sondaki sahneyi ortasında. Dolayısıyla bu hani belki oyuncunun da biraz daha role girmesini de zorlaştıran da bir unsur. Ama tabii hani film çektiğin zaman biraz daha özgür oluyorsun bu bağlamda. Bu sahneyle mi başladın ya da bu sahnenin hikayesi neydi? Çünkü aslında tam olarak hikayeyi oturtma bağlamında önemli bir sahne. Neydi hikayesi ve nasıl başladın çekimlere? Öncesinde şunu söyleyeyim. Ben bu Türkiye'de yazdım bu hikayeyi. Türkçe yazdım, Türkçe düşünerek yazdım. Ve dediğim gibi filmi Avustralya'da çekme gündeme gelince... şey yapmam lazımdı, tercüme etmem lazımdı. Hepsini tercüme ettim. Tabii bir de şöyle bir durum var. Hani ben aslında onlardan yardım aldım derken şundan bahsedeyim. Senaryoyu değiştirmedik.
Sadece mesela Avustralyalılar garbage mı diyor, bin mi diyor, yani tray mı diyor, şeyleri, onların dilinde olanları aslında bir şey yaptık. Aslında biraz da şey bekledim onların dilinden de, doğaçlama da bekledim. Bunu yaptık beraber ve onlara sordum ki siz böyle bir durumu nasıl tepki veriyorsunuz? Dediler ki biz normalde tamam, bunda bir sorun yok, bunları şey yaptık. Bunlar evrensel tepkilerdir ya da böyle olmaz diye konuştuğumuz oldu ama esas şey hikaye anahtarıyla oydu. Küçük nüans şeyleri yaptık, farklılıkları dediğim gibi. Mesela güvenlik görevlisi yok mesela orada, apartman yöneticisi var. Ama güvenlik görevlisi diye bir şey yok. Güvenlik problemi olmadığı için genel olarak ülkede öyle bir algı yok mesela. Ben onu güvenlik görevlisi olarak yazmışım şeye, senaryoya. Onu beraber apartman menajer, hatta apartman yöneticisi olarak çevirdik. Yani böyle şeyler, nüans farklılıkla yaptık. Zaten ben bu hikayeyi Türkçe yazıp onlarla beraber konuşmadan önce yanlarına gittiğimde zaten dediğim gibi onlar ünlü oyunculardı. Netflix'e falan projeleri var orada oynayan oyuncuları. Yerel, pardon, Avustralya Ulusal Televizyonlarında oynayan dizileri olan oyuncular vardı onlar. Hepsi zaten şunu söylüyorlardı bana. Hikaye çok etkileyici. Ben bunun içinde kesinlikle içinde olmak istiyorum dediler yani hepsi. Ben istediğim herkese çalıştım bu arada. Yani muhtemelen o gazla gidip oraya Russell Crowe'u da istiyorum desem getirtebilirdim. Yani öyle bir hızlanmıştım yani olaya. Çünkü herkes evet diyordu. Yani ben hatta kabul etmezler diye 5-10 an önce bir yazdım. Hepsi de döndü böyle birkaç gün sonra falan. Zaten ben o düşünümü tamamlamıştım onlar dönene kadar. Ve hepsi de olumlu döndü. Hiç kimseden olumsuz bir cevap da almadım. Önemli şey, önemli nokta burada senaryoydu. Yani hikayeydi. Diyorlar ya biz böyle bir hikayeyi çok fazla görmüyoruz buradayken. Çünkü ben dışarıdan gelen, onların bakış açısının dışında bir şeyler sunabilen bir insanım. O anlamda yurt dışından giden insanlara avantajı oluyor. Yani bu söyleşinin başlığıyla bağlı aynı şekilde olsun diye söylüyorum. Hani sen oraya artı bir şey götürebiliyorsun. Çünkü orada yaşayan insanlar aynı şeye gülüyor, aynı şeye üzülüyor, aynı şeye kızıyor ama dışarıdan gelen bir insan farklı bir bakış açısı kazandırabiliyor hayata ve bu ilgi çekici geliyor. Ve bu, ben onların hayatına farklı bir pencereden bakan bir hikaye götürdüm aslında. Ve bunun içerisinde olmak istediler. Ve bunun içerisinde olmak istediler ve hepsi kabul etti dediğim gibi hikayeyi, bunu yapmayı. Keşke beraber daha fazla bir şey yapabilseydik diye kaldık yani. Kim bilir, belki birkaç proje içinde gelebilirim tekrarsın oraya. Evet, yani öyle hikayeniz çok etkileyici olursa zaten amacınıza ulaşıyorsunuzu gördüm yani bir şekilde. Hikaye genel olarak değinirsek, ben bunu Türkiye'de şöyle düşünmüştüm. Türkiye'de ben bunu kendi koşullarımı bilerek çekecektim. Çünkü Türkiye'de yaşamıştım ama bütün ekipmanım Avustralya'daydı. Çevrem Avustralya olmaya başlamıştım ama Türkiye'de ben bunu nasıl hızlı çekebilirim? Nasıl mekanlardan çok hızlı izin alarak, oyuncuları yormayarak minimum parayla çekebilirdim ben? Onu hesap ettim. Neyi çekebileceğimi yazdım ben Türkiye'deyken, Türkçesini, senaryosunu. Zaten aklımda defalarca çekmiştim ben bu hikayeyi Türkiye'deyken. Avustralya'ya gidince bunu pratiğe dökmek kaldı. Her şey ne eksik ne fazla, her şey çekildi orada. Aa, şunu da çekseymişim, sen dizilerde görmüşsündür. Yani garanti olsun diye kendi bilgisizliğini de örtmek için birçok yönetmen bir oturan insanın 8 defa farklı kadrajını aldırır yani. Herkese yani lanet getirtir orada. Evet, doğru. Yani ben öyle değildim. Yani ben herkesin tek bir kadraj. Mesela orada görüyorsunuz kafede. Evet. Bir tane konuşan, yakınını almadım, uzunu almadım, genelini almadım. Sadece tek bir planım var benim. Hiçbir zaman alternatif düşünmedim. Demedim ki yani ben bunu kullanamazsam garanti olsun şurada. Hiç plan da yapmadım ben onu. Çünkü nettim, neyi kullanacağımı biliyordum yani. Çünkü ekipmanıma hakimdim, sesime hakimdim, görüntüye hakimdim, oyuncuya çok iyi yönetiyordum. Senaryo, her şey orada yazılıyordu ve her şeyi kontrol ediyordum. Her şey benim kontrolüme gidiyordu. Yani zaten onlar şeye geçer. Sen garanti planlar aslında şeydir. Kendi bilgisizliği, benim bakış açıma göre kendi emin olamadığın durumdan sıyrılma gayretidir aslında o. Kendini biraz yetersiz görürsün. Senaryondan emin değilsindir. Şunu da çekeyim bulunsun, bunu da çekeyim bulunsun. Bir de tepeden alayım bulunsun falan. Öyle bakmadım ben. Benim sinema anlayışıma göre her şey olması gerektiği gibi. Çünkü ben zaten kafamda onu çok defa çekmiştim. Hiç fazla bir kadraj yoktu bana. Bu senaryodaki az önce gösterdiğim sahneyi de
sonlarda çektim. Çünkü zor bir sahneydi. Figüranlar vardı. Yaklaşık 30-35 kişiydik biz orada. Evet. Bütün kafeyi kapatmıştık. Bütün oyuncular oradaydı. Çok iyi yönetmen gerekiyor. Çok iyi orada organize olman gerekiyor. Bütün her şeyi. Yani orada hiçbir şeyin aksamaması lazım. Benim ekibim vardı ama o ekibi de ben yönetmem lazımdı. Öyle bir bütün her şeyi. Ben senaryomu verdim. Toplayın bütün herkese diyecek bir şeyim de yoktu. Ekonomik özgürlüğüm de yoktu şimdi. Bütün ekibi ben yönetmem gerekiyordu. Yani kim kaçta gelecek? Ben şeyim de vardı bu arada. Yönetmen yardımcım da vardı Avustralyalı. O çok büyük avantaj sağladı. Oradakilerle iletişimde falan. Ya da herhangi bir şeyle. Çünkü birisi diyor ki ne tişört giyeyim diyor. Sen yönetmen olarak ona cevap vermek zorunda değilsin. Yani cevap veremeyebilirsin. Ama bilmen lazım onu. Bütün her şeyleri başta konuşuyorduk biz şeyle. Yardımcı yönetmenle. Ona ana hatlarıyla veriyordum. Mesela oyuncu dizilimlerini o yapıyordu. Kim nereye oturacak o oturtuyordu. O organize ediyordu. Gelenlere o karşılıyordu falan. Yani bunları ama oyuncuları ben seçiyordum başta. Yani bu şey oldu. Bu yordu açıkçası beni ama tabii ki bu her filmde de var yorulmak. Avustralyalılara çalışmak. Avustralyalı bir yardımcı yönetmenle çalışmak da bana avantaj sağladı. Bunu son çektik çünkü komplike bir kadrajdı. Herkes oradaydı. Herkes orada zamanında olması gibi. Bir kişi olmasa ışık gider ve çekemezdik. O kafeyi kapatmıştık. Bütün her şeyiyle oyuncuları ayarlamıştık. Dediğim gibi bütün set oradaydı. Her şey kusursuz gitti. Zaten şeyde görebiliyorsun bu belgeselden gelen ya da Türkiye'deki tecrübelerden gelen her şey kendini sessiz ışığı kendini ayarlamandan gelen mesleki bilginle de bir şey kötü giderse nasıl üstesinden gelir mi diye fark ediyorsun. Yani bize bunu söylerdi şey Yüksel Aksu size söyler miydi bilmiyorum. Derdi ki yani bir kurgu masasına oturduğunda pardon Oğuzhan Tercan söylerdi özür dilerim. Derdi ki yani hocam şunu yapmayalım bunu yapalım dediği anda kurgucu senin üzerine çıkar ve sen o zaman yönetmenliğin biter derdi. Sen yönetmen olarak bütün bunlara zaten hakim olmak zorundasın. Bir ışıkçıdan daha iyi ışık bilmek zorundasın. Bir görüntü yönetmenden daha iyi görüntü yönetmenliği yapmak zorundasın bir yönetmen olarak. Sese hakim olmak zorundasın ki onları da yönetebilirsin. Çünkü sen yönetmensin yani bu projenin. Yani bunu öngördüm. Hata nasıl çıkabilir, nasıl ben mükemmel yapabilirim düşündüm ve elinden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Bunları şeyleri de gördüm. Hataları da gördüm. Çünkü dedim ya belgesel bana onu da kazandırmıştı. Sesi ben ayarlıyordum, ışığı ben ayarlıyordum. Bütün bu konuda şeydim yani geliştirmiştim Türkiye'deyken belgesel yaparken, şirketlere filmler yaparken bütün her şeyi biliyordum zaten ben. Orada pratik etmesi kalıyordu sadece. Oyuncu yönetiminde dediğim gibi zaten biz bu filme geçmeden önce bütün oyuncularla evde toplandık ve bütün sahneleri okuduk. Okuma provası yaptık biz evde. Ve çekimden önce de yapıyorduk biz bunları. Yani ve hepsi de ezberli de geliyorlar zaten profesyonel olduğu için. Bir şey görürsem müdahale ediyordum. Bazen şey de hoşuma gidiyordu. Doğaçlama istiyordum her seferinde. Adlib diyorlar İngilizce. Adlib. Onu çok istedim ve o kelimeyi de orada öğrendim. Doğaçlamayı da benim senaryoma bağlı kalarak yapabilirsiniz demiştim ben onlara. Ve öyle yaptılar. Çok da güzel şeyler çıktı ortaya. Yani benim beklentimin dışında da ve güzel çalıştık o ekiple de. Yani istediğimi aldım. İstediğimden daha iyisini de aldım hatta. Yo, evet gerçekten almışsın bence de. Gayet başarılı. Gerçekten senin ve tüm ekibin yani elinize sağlık. Keşke bir parçası olabilseydim dediğim yani bir şey oldu. Yani evet keşke. Evet güzel bir işti. Evet. Baktığında beni bir basama gelire taşıyan bir şey olacağını düşünüyorum bu işin. Yani dediğim gibi bu filmle bile ben şu anda bir uzun metraj görüşmesi yapıyorum bu film sayesinde yani. Harika. Peki Avustralya'daydın. Yani orada bir şeyleri başardın, yaptın. Bir hayalini gerçekleştirdin aslında. Sonrasında şu anda İngiltere'desin ve neden bu serüvende aslında yolunu değiştirdin ve şu anda orada neler planlıyorsun? Son olarak da bunu sormuş olayım. Evet, Avustralya'daydım. Avustralya biraz uzaktı. Özellikle pandemiden sonra çok kapandı orası. Bütün adayı kapattılar. Gelip gitmek çok zor oldu. Hani ben de Avrupa'ya aileme bağlı bir insanım. Sürekli gelip gitmek isteyen bir insanım. Zaten normalde senede iki defa falan geliyordum böyle. O bitmişti. Şu anda konuşulana göre 2023'e kadar açmıyorlar bütün kıtayı. Zordu. Yani Avustralya'ya hala bağım kopmadı. Hala oralardan fon alıp orada film çekmeye gidebilirim. Yani öyle bir şeyim yok. Avustralya devletleri kapatmadım. Şimdi İngiltere'deyim. Burası Avrupa. Sanatın merkezi zaten burası.
Burada fonlar Avrupa'da daha fazla. Buradaki fonlara başvurma ve burada kısa filmim ya da filmlerim, uzun metrajlarım daha kolay gerçekleştirildim diye geldim açıkçası. Burada daha çok alternatif var. Avustralya'da daha kısırdı bu açıkçası. Hani sineması yok, sinemayı destekliyorlar ama bir Avrupa'nın fonuyla kıyaslanamayacak derecede azdı yani fon veren kurumlar falan. Burada çok daha dediğim gibi özgür bir ortam var. O yüzden oraya geldim. Daha çok alternatif var. O yüzden buraya geldim. Burada yapmak istiyorum ben. Hani mekanı da yok açıkçası bu işin. Yani bu film, sinemayı her yerde de yapabilirsiniz. Evet, evet yani burada şey yaşamak istedim yani bir süre hayatımda yurt dışı tecrübesi olsun istiyorum. Yani onu da yaşıyorum. Dilimi ilerletiyorum. Hala mükemmel bir İngilizce konuşamıyorum bu arada. Ama film çekebiliyorum yani. yani İngilizcemi geliştiriyorum. Ardından daha da geliştireceğim. Kendimi geliştirmek, kendime yatırım yapmak için de buradayım açıkçası. Yani o tecrübe benim için de çok önemli. Ben yabancılarla bunu planlarken, organize ederken Avustralya tecrübesi şu anda benim arkamda çok önemli. Benim referansımda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yabancılarla film çektim, İngilizce bir film çektim, tamamını ben yönettim. Ve şu anda İngiltere'deyim, o tecrübenin bana verdiği, beni itmiş olduğu kuvvetle buradayım. Ya bu daha ayaklarım yere sağlam basıyor burada. Yani yarın bir uzun metraj film sahnesine, setine gitsem direkt alırım senaryoyu okumaya başlarım. Mesela dediğim gibi az önce bir senaryo okuyorum. Sizle konuşmaya başlamadan önce. Anlamıyorum bazı kelimeler açıkçası. Bakıyorum, algılamaya çalışıyorum. Buraya ne katabilirim diye bakıyorum. Ve bu benim kendimi geliştirdiğim bir işlemin, sürecin bir parçası aslında. Mükemmel bir İngilizceyle gelmedim ve burada mükemmelleştirmeye çalışıyorum açıkçası. Yani bu yapılabilir bir şey. Dediğim gibi ben mükemmel İngilizceyle gitmedim ama yapılabilir bir şey. Önemli olan ne yapmak istediğim burada. Yapmak istediklerim olduktan sonra yardımcı yönetmen de bulursun, tercüman da bulursun. Hikayeni sen yeter ki onu anlatma derdinde ol. Hikayeni anlatma derdinde. Onu bir şekilde başarır insan diye tahmin ediyorum. Ben dediğim gibi bu başarma yolundayım. Aşama kaydediyorum. Gerçekten o istek ve istediğin zaman aslında her şeyi elde edebiliyor olmak sende vücut bulmuş diyebiliriz yani. Gerçekten de hani ne kadar istediğin, ne kadar aslında o çocukluk hayalinin peşinden gittiğini yaptığın işlerle de görebiliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Gerçekten iyi ki geldin, iyi ki filmini izleme şansı buldum. Emin ol, diğer belgesellerin gibi bu filmini de bütün öğrencilere mutlaka izleterek onların fikirlerini de sonrasında sana ileteceğim. Çok sevinirim. Eminim hani yani onlardan gelecek, izleyicilerden gelecek geri dönüşler de aslında o anlamda çok kıymetli bence. Neticesinde bakalım onlar ne düşünecek filmle ilgili. Bu anlamda gerçekten çok teşekkür ederim bu akşam bizimle beraber olduğun için. Acaba Okan Hocam ya da diğer arkadaşlarımız bir şey sormak ister mi, bir şey eklemek ister mi bilmiyorum ama mesela Umutcan'ı görüyorum şu anda. Umutcan'la beraber biz bir senaryo yazmaya çalışıyoruz. Bir hikaye oturtmaya çalışıyoruz şu anda. O da bazen böyle umutsuzluğa kapılıyor. Bazen hocam ben bunu nasıl yapacağım, yapamayacağım. Bu benim istediğim gibi olmuyor diyor. Sonra yazıyor, geliyor tekrar falan filan ama biz Umutcan'la özellikle ilerledikçe hikayede hani hep şunu fark ettik. Gerçekten üzerine düşündüğün zaman ve dert edindiğin zaman bir şeyi gerçekten bir çıkış yolu buluyorsun. Kesinlikle. O senin sadece zihninin bir köşesinde durmadığı sürece, onu artık böyle gerçekten önüne alıp yazmaya başladığın ve onunla ilgili düşünmeye başladığın andan itibaren aslında bir çıkış yolu bulmaya başlıyorsun. Araya girebilir miyim? Tabii. Mesela yazma derken, demiş ki yazmak çok zor bir süreç. Herkes yazmak ister ama yazamazlar. Yazmak çok ızdıraplı bir süreç açıkçası. Yani hiç insanın konforunu bozan bir şey. Kalkacaksın ve bilgisayarın başında yazacaksın. Aklında çok güzel döndürüyorsun da onu bilgisayarda kayda geçirmek çok zor. Ama başlayınca da devamı geliyor yani kesinlikle yazsınlar bence. Ben yazıyorum. Bak mesela şu anda da bir şey oluyor, ilginç bir olay geliyor. Bir anekdot yazıyorum. Sürekli benim şeyim doludur. Notepad'im doludur Apple'da. Böyle sürekli bir not alır, bir hikaye yazarım. Mesela ama onu bir yerden sonra birleştiriyorsun. Bir hikaye geliyor aklına. Onu oraya eklemliyorsun. Evet. Yani bundan vazgeçmesinler bence. Bence de vazgeçmesi. Umutcan mesajı almıştır zaten. Akıldakini dökmesi çok zor ama ilerliyoruz bir şekilde demiş. Evet, ilerleyeceğiz umarım.
güzel olacak diye umuyorum. Hatta bitirince belki sana göndeririz. Senin de fikirlerini alırız. Çok da olur, güzel olur. Okan Hocam senin bir şey de eklemek ister misiniz kapatmadan önce? Hocam, Adnan Hocamıza çok teşekkür ederim bu katkıları için. Yani şöyle biz, yani ben ya da Selin Hoca da üniversite eğitim boyunca tez yazarken birçok kitap okumuştur. Bir tanesi Kahraman'ın Yolculuğu'dur. Adnan Hoca'nın yolculuğunu burada biz gördük. Çok evet dolu bir yolculuk esasında. Bizim Türkler olarak çok başaramaz bir şeyi başarmış. Yani biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz. Çoğumuz bir yerden bir yere gitmek istiyoruz. Vazgeçemiyoruz. Evet. Hocamız vazgeçmiş yani. Yaklaşmadan bir cesur bir karar almış. Dünyanın bir ucuna gitmiş. Sonra yine dünyanın göbeğine, tam orta İngiltere, yani dünyanın merkezine. Bence güzel bir rota çizmiş. Yani bana göre güzel bir rota. Tamam. Kendini geliştirmiş, kendini aşmış. Bu kolay bir şey değildir. Yani filmlerde öyle başlar ya, karakteri tanırız. Filmin sonunda karakter, başta karakter olmamalıdır filmin iyi olması için. Bence bu Adnan Hocamız da, yani buradaki etkinliğin de bence en büyük mesajlarından biri. Yani kendini aşması bir anlamda. Onun da örneği, öğrencilerimiz keşke daha çok katılsalardı. Yani biz öğrencilerimize ödev veriyoruz, şimdi yazışıyoruz, görüyoruz. Şu ödev yaptım, bu kadar ödev yaptım. Bunlar bu sürecin parçası. Siz ülkenizi bırakıp dünyanın bir köşesine gitmişsiniz tek başınıza. Yani orada bir şekilde yerleşmişsiniz, çözmüşsünüz. Bu anlamda sizi tebrik ediyorum. Ne diyeyim yani, çok teşekkür ederim. Onar oldum. Bir de ben çok kısa bitirmeden şeyi merak ettim. Hocam, siz Avusturya'da, İngiltere'de bulunuyorsunuz ya sinemacı olarak. Evet. Bir yere derneği kayıt olmanız gerekiyor mu? Yasal olarak orada çalışmayı izin alırken sizden film çektiğiniz zaman o film sizin filminiz oluyor tabii ama İngiltere sinemasının parçası mı, Avusturya sinemasının parçası? Türkiye'de bazen bu kavramlar karışıyor. Yapımcının mı film mesela? İngiltere'de Avusturya'da çözmüşler bunu. Şöyle oldu hocam, Avustralya'dayken en son gösterdiğimiz film Avustralya fonuyla çekildi. Ve benim prodüksiyon şirketi olarak, ben de içinde bulundum, kendi şirketim. Telif hakları olarak iki kuruluşa ait. Avustralya'nın film destekleme, sanat destekleme fonu ve benim şirketime ait. Öyle bir baştan bir resmi statü yok. Aslında resmi olan kısmı size fon vermeleri ve sizi bir şeye teşvik etmeleri. Zaten her şey başta yazıyor kağıtta. Şu film gerçekleştirilecektir, bu yapılacaktır. Ona göre fatura kesiyorsunuz, ona göre bildirimde bulunuyorsunuz. Zaten her şey kayıtlı oluyor. Özellikle bir yere başvuruda bulunmadım, bir yere kaydolmadım. Zaten dediğim gibi bu fonu veren kurum en baştan beri zaten sizi kaydediyor. Bu film böyle sizinle yapılacaktır, bu süreçlerden, bu şeylerden hizmet alınacaktır diye zaten kayda, resmi kayda geçirmiş oluyorlar. Çok teşekkür ederim. Daha özgür bir ortam hani. Evet, çok. Yani, orada şeye bakmıyorlar, kim, nereden gelmiş, üretmek yani, o güzel bir şey. Yani sinemanın kesinlikle hocam, devamlılığı anlamında, evrensel olarak. Yani siz dünya vatandaşınız, yani Türk olmanız önemli bizim için ama onlar için çok önemli değil. Sinema, evet. Yolculuğu, sinema aşkınız, sinema olan yaklaşımınız, bir şey katmak. Orada bir set oluşturdunuz, orada bir ortam oluştu. Üretim yaptınız, bence önemli olan bu galiba onlar için de. Kesinlikle aynı şeyi cümleyi söylediler. Ben birkaç yerden duydum mesela. Hani ben Avustralya'da sadece film yapmadım bu arada. Hani bir şirkete reklam filmleri de yaptım açıkçası. Bir kolejiye. Onun sosyal medya filmlerini de yaptım. Büyük şeyler, filmler yaptık. Mesela onlar öyle söylemişlerdi. Senin farklı bakış açısı getiriyor olman önemli dedi yani. Biz Avustralya'da birileriyle de çalışabilirdik ama benzer şeyler çıkıyor ortaya dediler mesela. Dışarıdan birinin gitmesi. Üçüncü göz olarak onlar daha açıklar, onun avantajını görüyorlar. Hani bizi daha farklı bir bakış açısıyla ürün teslim edecek diye görüyorlar ve bu çok, birçok yerde var bu. Yani normal şeyde de var, akademide de var açıkçası. Akademide kendi içlerinden değil de daha uluslararası insanlar alıyor ki farklı bir bakış açısı kazandırsın ve iyi üst noktaya getirsin, taşısın onları. Çok bunun şeyindeler, peşindeler açıkçası. Hocam, Batı'nın aklı yolu. Önemsiyorlar. Rasyonalizm böyle bir şey, akılcılık böyle bir şey yani. Aynen öyle yani, evet, o seni dış görünüşünle, kimliğinle değil yargılamıyor da ürettiklerinle yargılıyor genel olarak. Tamam hocam, yani bence bu öğrenciler için sordum esasında. Biraz böyle evet, evet. Kendimiz de öğrencileri de teşvik etmemiz gerekiyor. Yani biraz ülke dışına biraz çıksınlar, birkaç ayda, 2-3 ayda olsa başka bir farklı bakış açısı kazanacaklar. Kendilerinin de esasında ne kadar yetenekli, bilgi olduğunu fark ediyor. Yani biz de genelde, biz derken bazı öğrencilerimiz biraz böyle şey oluyor. Kendine güvenemiyor. Evet, evet, evet. Dille alakalı bir şey, ne bileyim,
sosyokültürel ortamda biz aileden, ilkokuldan gelerek ezberci bir sistemle maalesef öğrenciyi dışa vurduramıyoruz ama dediğiniz gibi Avusturya'da tek başına kaldı, mecbur bir şey üretmesiniz gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle. Yani Türkiye'de biz mecbur bırakamıyoruz. Anne babası var, koruyorlar ama tek başına olacak. 18 yaşında çıkıyor yani. Ailesine kira ödemeye başlıyor 18 yaşında itibaren, ailesiyle kalıyorsa. Hocam kültürel değişim, Erasmus benzeri şeyler o yüzden önemli. Keşke evet, bir evet. Erasmus'a gönderebilsek. Buralarda bulunabilse. Çok teşekkürler benim. Yani buyurun, buyurun hocam. Yani şey, şunu söylemek istiyorum. Yani bu yurt, uluslararası insan olmak çok önemli bir nokta günümüzde. Global bir dünyada yaşıyoruz. Yani sadece sınırların Türkiye'sinde bir şeyler üretmek artık yetmiyor. Çünkü bir şey akım çıkıyor. Ondan sen, yani illa sinema yapmak zorunda değilsiniz. Bir, dedim ya, reklam çekerseniz. Ondan yurt dışında bir şey görmüş, onu istiyor. Senin onu yapıyor olman lazım. Bunu yaparken de kendini geliştirmen lazım. Bu nasıl olur? Artık YouTube var. Mükemmel bir şey, ansiklopedi, bilgi kaynağı. Oradan öğrenirsin, kendini bir dönem yurt dışında okumaya gidersin, staja gidersin, bir şekilde yaparsın. Yani bunu yapması lazım bence insanların. Yoksa insan kendi çapını genişletmezse ulaşabildiği alanlar çok dar oluyor yani. Bu insanı kısırlaştırıyor. Bizim Türk gençleri yetenekli. Ben onu gördüm kesinlikle, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü biz her şeyi yaparak öğreniyoruz. Ve bu yeteneğini geliştirebilirlerse, doğru yerlerde kullanabilirlerse istediğin herkes gidebilir diye tahmin ediyorum hocam. Yani şeye, kendini geliştirip iyi ürünler verebilirler. İşte biraz desteklemiz gerekiyor, kadar teşvik etmek, cesaret vermek. Öğrencilere böyle bir sınıf ortamı değil de birebir ortamlarda, belki senin de zaman zaman onu yapıyor zaten ufak grup görüşmeleriyle. Hocam o konuda şey yaptı, bize taze kan getirdi bölüme. Öğrencileri evet, yapmak lazım. Çünkü evet evet, senin hocam o şeyden, aynı şeyden geliyor zaten, İstanbul Üniversitesi referansıyla. Biz İstanbul Üniversitesi'nde şey yapardık hocam, bize ekipler gelirdi yurt dışından. Size bir örnek anlatayım çok kısa. Kısa film çekecektik, bir konuk belirlerdik. İlk başta çok hevesliydi herkes. 30 kişi gelirdik şeye, toplantıya. Mesela Avusturya'dan gelmişlerdi o zaman. İmmünolojiyle alakalı bir kısa film çekecek, insan bağışıklığıyla alakalı. Herkes çok hevesli. Yabancı da, Batılı da çok şey, çok sistematik. Her şeyi baştan konuşur. Sürprize yer bırakmaz. Yani direkt her şey kağıt üzerinde bitmiştir. Sahaya çıkarsın, çekersin, biter. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de yazarsın bir yandan çekerken. Dizilerde öyledir. Yani dizilerde çekilirken arkada yazar bir senaryo ekibi. Her neyse, biz bu yazma süreci bizim Avusturya'da ekiple o kadar uzadı ki bizim 30-35 kişi başladığımız ekipte 2-3 kişi kaldık biz. Yani herkes teker teker döküldü. Bana da bunu yapmıyorum artık, daha fazla kısa film çekilmezse ben bu işin de değil, işin içinde değilim falan diye herkes terk etmişti yani şeyi, projeyi. Yani bize de böyle bir durum var yani, şevklendirmek ve evet, sistematik bir şekilde öğretmekle lazım. Yani Selin Hoca bunu başaracağına inanıyorum ben. Evet hocam, sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz, ağzına sağlık, eline sağlık. Bitirin Okan hocamla tekrar filmi izliyor olacağız hocam, biz beraber izleriz. Tamam, mutlaka hocam. Tekrar haberleşiriz zaten. Dilersen bakalım başka yazan bir şey var mı? Ha. Umutcan, çok teşekkür ederiz yalnız. Ben teşekkür ederim. Evet, inşallah bunu bir ilerleyen dönemlerde Türkiye'de yüzü yaparız. Evet, çok güzel olur. Çok isteriz birlikte bir şeyler yapabiliyor olmak. Eğer Türkiye'de olursan tabii ki. Tabii çok geleceğim yakına. Süper, harika. Umarım o zaman daha böyle sağlıklı, daha güzel günlerde fiziksel olarak bir araya da geliriz. Bunların devamını da getiririz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu ve vericiydi benim için. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.